Ermalikoğlu Kemal İstanbul emredi kumandanım. Dikkat! İlahi be çocuk, böyle bağırılır mı ya? Kemal Paşa teftişe geldi sandım. Aklımı oynatıyordum. Şey, eğitimde bağırın demişlerdi. He kurban, kumandanın karşısına don paça çıkacağım diye mahvoldum ya. Az daha yemeği mahvediyordum. Tamam beyler, kızmayın. Daha acemi, alışacak. Hoş geldin kardeş. Benim adım Neşet. Benim adım da Kemal. Evet, az evvel bağırarak söyledin ya oğlum. Bak bu Arif ağa. Biz emmi deriz. Bu Osman. Bu da Beşir. Kendisi Sudanlı. Ailesi cihat ilan edilince orduya yazdırmış. Türkçesi biraz kıt. Haksızlık etme canım. Emmiden öğreniyor yavaş yavaş. Ha kurban. Ha kurban. Şey, kumandanımız Yahya Çavuş. O mevzileri denetliyor. Biraz sonra gelir. Merak etme, has adamdır. Neyse, talihli adamsın Kemal. Akşama ziyafet var. Kurbanlar. Çıkarın hele şu tesisatlarınızı. Düşman da ortalarda yoktur. Geldiği vakit kuşanırsınız. Hey kurban. Kardeş, midemiz büzüldü ya. Piştiyse ver de yiyek hele. Az daha sabret emmi. Yoksa sen Karadeniz'in Urfa dolaylarından mısın? Palukları çiğ çiğ yiyeceksin mi kurban? Emmi senin de hiç sabrın yok ha. De gitme kurban be. Bendeki sabır var ya, ağaç udaşta bile yoktur. Hem bir sus lo. Gören de yaylada keyif çatıyor sanacak ha. Cephedeyiz kurban. Cephedeyiz kurban. He? Ermalikoğlu Kemal İstanbul emredin kumandanım. Rahat asker. Aramıza hoş geldin. Kaç yaşındasın? 17 kumandanım. Senin yaşındakiler de askere alınıyorsa artık Enver Paşa'nın başı iyice sıkışmış demektir. Kurban, bu memleketimizin ölüm kalım savaşıdır. Elbet herkes gelecektir. Durum karışık. Düşman Mısır'da asker topluyormuş. Bugün yarın teyakkuz durumuna geçeriz. İçeri girmeden önce kapıyı çalsalar bari. Merak etme. Onlar yaklaşır yaklaşmaz hidayet görür. Bize haber verir. Kolay mı öyle? Hem davetsiz misafir olacaksın, hem hidayete gözükmeden içeri dalacaksın. Yağma yok. Yok kurban. Sahi hidayet nerede? Yemekten haberi yok mu? Nerede olacak? Nöbette düşman bekliyordur. Yemeğini biz götürürüz. Kemal götürsün. Evet, içimizde en yenisi o. Olduysa getirin bakalım şu yemeği hadi. Ermalikoğlu Kemal İstanbul emret kumandanım. Hoş geldin asker. Hüseyin görüyor musun? Biz karavanaya talim ederken beyler mangal keyfi yapıyor. Kumandanım, üstelik ateş de yakmışlar. Hı hı. Kumandanım, valla Osman'la Neşet'in başının altından çıkmıştır. Ama gördüğüm kadarıyla sen de yiyorsun. Bu balıktan kumandanlarınıza yok mu ya? Olmaz mı kumandanım? Hemen geliyor. Buyurmaz mısınız kumandanım? nasıl gidiyor Yahya Çavuş? Bölük kumandanımızla bugün tüm siperleri gezdik. Her şey hazır efendim. Yani her şey yolunda diyorsun. İnşallah kumandanım. Yalnız bu sefer büyük bir ordu kurmuşlar. Şu kadarcık yerde iki ordunun karşılaşması. Burası bize yaşanlı bir yer ya da mezar olacak. Kumandanım, bu gavurlar bizden ne isterler? Hiç durmadan savaşırız. Ne isteyecekler Arif ağa? Elinde ne varsa hepsini alıp seni Anadolu'dan atmak istiyorlar. İyi de nereye? Buralar bizim vatanımız, bizim toprağımız. Orası öyle. Ama onlar vatandan topraktan anlamaz Arif ağa. Tek bildikleri işgal etmek ve iliğine kadar sömürmek. Orası biraz zor kumandanım. Evelallah düşmana göz açtırmayız. Aferin Arif ağa. İşte askerimizden beklenen bu olmalı. Şunu unutmayın ki hepiniz bizim için çok önemlisiniz. Evet, onlar bizden daha kalabalık olabilirler. Ancak bizim her bir askerimizin gösterdiği özveri ve inanç bizi zafere taşıyacaktır. Nasıl yani? Anlamadım kumandanım. Kendine ve arkadaşlarına bir bak Neşet.
Kaç arkadaşınız kollarınızda şehit oldu? Hepsi de gözünü kırpmadan ölüme gitti. Hepimiz tek ve aynı şeye inanıyoruz. Tek bir asker bile bizim için çok değerli Neşet. Tek bir asker bile. Derler ki bir mıh bir nal kurtarır. Bir nal bir at. Bir at bir süvari kurtarır. Bir süvari bir orduyu. Bir ordu devleti kurtarır. Bugün küçük ve önemsiz gibi görünen bu koy da bir gün efsane olacak. İyi de kumandanım, benim anlamadığım bu gavurlar bize niye bu kadar hırslanıyorlar? Daha fazlasını, hep daha fazlasını istiyorlar. Niçin? Kendileri için. Yalnızca kendileri için. Gözleri hiç doymuyor. Sadece kendileri hak ediyor yaşamayı, refahı, mutluluğu. Bizi insandan saymıyorlar anlayacağın. Ezine de zeytin işi yapardım. Yabancı tüccarlar zeytinyağını almazlardı. İşlenmiş zeytini bile almazlardı. Kendi zeytinimizi 1001 emekle toplar, 3 kuruş paraya yine onlara satardık. Kurmaya çalıştığımız yağ fabrikasını bile para verip aldılar. Sonra da kapattılar. Bir zamanlar askeri bir heyetle Almanya'ya seyahat etmiştim. Bize kudretli silahlarını, onların yapıldığı fabrikaları falan gösterdiler. Gerçekten etkileyiciydi. Tüm görkeme, azamete karşın bizi rahatsız eden bir şeyler vardı. Neydi biliyor musunuz? Kibirleri. 7 düvele saltanat kuran ecdadımızın bilmediği, ayıp günah saydığı şey, kibir. Hidayet yok mu? Yok kumandanım. Bilirsiniz o kolay kolay yanımıza gelmez. Ne yapsın garip? Girit isyanında ailesine yapmadıkları işkence kalmamış. Şimdi buralarda da aynanı yapacaklar diye korkuyor. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet sağ olsun. Sağ ol. Kemal. Şuradan bir tabak koyayım da tarif edeceğim yere gidip Hidayet'in yemeğini ver. Kemal Hidayet'i bulabilecek mi Neşet? Merak etmeyin çavuşum. Kemal onu bulamazsa Hidayet onu bulur. Nerede bu adam ya? Allah! Korkma korkma, sakin ol. Sen yenisin herhalde. Evet, ödümü patlattın ya. Vallahi seni kaya zannettim. Ver. Bizim dişimiz bu. Dostun görmezse düşmanı hiç görmez. Burası da bir şey mi? Trablus'ta, Bingazi'de. Saatlerce çöl kumunda saklandığımı bilirim. Hele Balkanlarda. Yağmurda, çamurda, karla. Bu vatanın evlatlarının kaderi budur. Neyse. Neşet'in işidir bu. Ne zaman yeni bir asker gelse yemeği onunla gönderir. Ama iyi aşçıdır. O da olmasa kuru ekmek, birkaç zeytin. Üzüm hoşafı dışında şansın varsa haftada bir de kayış gibi soğuk bir et bulursun. Alınan istihbaratlar her an bir kara çıkarması yapılacağını gösteriyor. Alay komutanlığından yeni emirler var. Teğmenim, Yahya Çavuş ve takımıyla kıyıdaki tel örgüleri kontrol etmenizi istiyorum. Eksik yerler telafi edilsin. Kumandanım, yaklaşık 300 metre uzunluğunda 40-50 metre genişliğinde bir kıyımız var. Burası dışında çıkartma yapılacak pek bir yer yok. Kumandanım izninizle bu kıyı karşısına makinalımızı yerleştirelim. Yahya Çavuş, kıyıdaki kumluk tepeyi biliyorsun. Evet kumandanım. Düşmanın sığınabileceği tek yer. Çok sayıda çıkarlarsa oraya sığınamazlar. Orayı halledebilir miyiz? Kumandanım, kısa sürede imkansız. O tepeyi kaldıracak aletlerimiz yok.
Lakin çıkarmada hakimiyet bizimdir. Hakimiyet bizde. Lakin çıkarmada evvela burayı toplarla hallaç pamuğu gibi atacaklardır. Teğmenim, tüm çavuşlara emir verin. Siperler derinleştirilsin. Siper işlerine küçük odacıklar kazılsın. Yağmur sularını tahliye edecek kanallar açılsın. Emredersiniz kumandanım. Sanki doğuştan asker gibi değil mi? Hüseyin Asya Eymenimiz Herat tarafından sevilen biridir efendim. Muallim okulunda okurken gönüllü olmuş. Sivilde silahı uzaktan bile görmemiş ama cesur bir çocuk. Yahya Çavuş. Trablus'ta, Balkanlar'da savaşmışsın. Benden daha çok savaş gördüğün kesin. Estağfurullah binbaşım. Kumandanlarım ne emretmişse onu yaptım. O zaman sana yeni bir emir veriyorum. Bu çocuklar adını bile bilmediğim köylerden, kasabalardan geldiler. Doğru düzgün askeri bir eğitim bile alamadı zavallılar. Hepsi bize emanet. Ne yap ne et, onlara nasıl hayatta kalacaklarını öğret. Yakında burası cehenneme dönecek. Belki de taş taş üstünde kalmayacak. Bizlere bir şey olursa teğmenler, onlara bir şey olursa çavuşlar, sırasıyla en kıdemli askerden başlayarak komuta devredilecek. Yahya Çavuş, bu tepe ele geçmeyecek. Düşman karaya ayak basmayacak. Emredersiniz! Efendim, sizi temin ederim askerlerimiz kanının son damlasına kadar burada olacaklar. Verecek canımız vardı çok şükür. Lakin artık verecek toprağımız yoktur. Neşet abi, ne var bugün yiyecek? Kuzu çevirme, tereyağlı dövme pilav, tatlı olarak da tel kadayıf. Oğlum ne var da ne pişirelim? Abi öyle bir anlattın ki şu Beşir'in bile ağzı sulandı. He kurban. Emmi, bu Beşir senle gezeli senin gibi konuşmaya başladı. He kurban he, Urfalı Beşir. Yok kurban, emmi bizim baba kurban. He kurban he he. He kurban, sen bakma onlara. He kurban. Osman, Kemal, Beşir, depodan tel örgüleri alın. Yanınıza da 3 asker alın. Kıyıdaki tel örgüleri takviye edeceksiniz. Dönünce de diğerleriyle birlikte siperleri kazacaksınız. Siperler derinleştirilecek. Neşet, artık siperde yemek pişmeyecek. Ateş yasak. Vakit geldi mi çavuşum? Hepimizin beklediği bu değil mi Neşet? Ne olacaksa olsun artık. Çavuşum, kurban olan ben de geleme. Emmi sen burada kal. Şu askerlere siperleri kazdır. Ne kadar derin olursa o kadar iyi. Baş üstünde kumandanım. Kumandanım, emmiye dur demezseniz çukuru öyle bir kazdırır ki dünyanın öte yanından çıkar. Hadi, toparlanın da gidelim. ...23 Nisan saat 1. Keşif yapan 2 İngiliz teyaresi dışında vukuat yoktur. Emir üzerine siperler derinleştirilmekte ve tel örgüler takviye edilmektedir. Olası çıkarmadan önce siperlerimizi top ateşine tutacakları malumdur. 3. tabur emir ve görüşlerinizi bekliyor. Binbaşı Mahmut Sabri. Raporu hemen alaya bildir. Emredersiniz kumandanım. Kumandanım müsaade ederseniz bir şey arz etmek isterim. Buyur Teğmen. Çıkarmadan önce burayı topa tutarlarsa yani... Evet Teğmenim. Topa tutarlarsa bizim yapacak tek bir şeyimiz var. O da iyice gizlenmek diyorsun. Efendim, affınıza sığınarak sanki askerlere siper değil de kendi mezarlarını kazdırıyoruz gibi hissediyorum. Teğmenim, hayatım savaş alanlarında geçti. 14 yaşımdan beri askerim. Sivil kıyafet giydiğimi hatırlamıyorum. Bu siperlerde öğrendiğim tek şey var. O da emirlere itaat etmek. Teğmenim askerlerimize şunu belletin. Bu tepeyi vermeyeceğiz. Anlaşıldı kumandanım. 1. İzlediğimiz amaç sadece düşmanı bir adım bile ilerletmemek değil, onu atmak ve yok etmektir. Bekleyiş ve emellerimiz ileriye dönüktür. Herkes düşmanı yerinden kopartıp atmak arzusunu kafasında ve kalbinde belleyecektir. 2.
Herkes bilmelidir ki siperler yalnızca savunmak için değildir. Hücumu sağlamayan siperler başarısızlığa mahkumdur. Amacımız az zayiat vermek değil, tahkimatlarla düşmanı ezmektir. 19. Fırka Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal. Teğmenim, bu siperler mezar olacaksa inan ki sadece bize olmayacak. Emredersiniz kumandanım. Adam ağaca çıksa dal, taşa yaslansa taş zannedersin. Hey kurban. Ulan Beşir, gece oldu mu da sen görünmez oluyorsun. Hey kurban, ben gece kurban. Vallahi o numarayı bir kez yerler. Şimdi nerede olsa bulurum onu. Hadi, oyalanmayın. Hava kararmadan bitirelim şu işi. Yürü. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam asker. Aleyküm selam. Mahmutoğlu Osman, Antalya. He kurban, buradadır. Bizlere mektubunu. Malikoğlu Kemal, İstanbul. He kurban, o da buradadır. Bir. Mustafaoğlu Yahya, Ezine. He kurban, o da buradadır. Bir. Hacı Seyitoğlu Arif emmi yoktur. Yok kardeşim. Vay be. Neşet, Süleymanoğlu Neşet, o da yoktur. Yoktur. Oh ne güzel. Biz burada bekleyelim, mektup onlara gelsin. Hadi eyvallah. Asker. Heh. Al, ağzın tatlansın. Sağ ol ağam. Hadi ağla asmalı. Selametle. İncir kurban. Ver kurban. Al kurban. Dikkat et. Hadi götür. Tamam, biraz ara verelim beyler. Sonra iki sırada şuraya döşeyelim. Kazıkları iyice derine çakın. Allah'tan korkun. Yoksa bu kazıklar tövbe buraya girmez. Şimdi Hidayet bizi oradan görüyor mu? Yani biz düşman olsak bizi oradan vurabilir mi? Emin ol, kurşunla alnına adını bile yazar evlat. Hidayet affetmez kurban. Aklın onda değil mi? İstirahat edin. Göreceğiz şimdi Hidayet Efendi'nin nişancılığını. Sakin ol. Ama çavuşum, olmaz ama daha
Matarayı iyi yere koymadım. Hadi gel. Hadi çabuk çabuk. Geliyorlar. Gelsinler bakalım. Biz buradayız. Hadi beyler kalkın bakalım. Hadi acele edin. Akşam olmadan bitirelim şu işi. Hadi sallanmayın bakalım. Hadi. Beşir nerede? Nöbettedir kumandanım. Bu karanlıkta kimse Beşir'i göremez. Aslında bütün gece nöbetlerini Beşir tutmalı. Hava serin. Nöbetçiler 2 saatte bir değilsin. Neşet abi, akşam önemli bir haberim var diyordun. Neydi o? Söyleyin bakalım. Şimdi ne olsa çok makbule geçerdi. Böyle pek sevinirdiniz. Vallahi yengenizin yaptığı sıcak tarhana için neler vermezdim ki. Çavuşum sen evli misin? Aha, 4 yaşında bir kızım var. Seferberlik ilan edildi. Sonra cepheye geldik işte. Hep gözüme o zamanki hali geliyor. Büyümüştür şimdi. Daha önce Balkanlardaymışsınız kumandanım. 2 yıl. Koca 2 yıl. Sonu utançla biten 2 yıl. Ata topraklarını düşmana teslim etmek ne demek bilir misiniz? İnsan evladını arkasında bırakmaya zamanla alışıyor. İyi, sağlıklı olduğunu mektupla da olsa öğrenmek içini rahatlatıyor. Ama ata toprağını bırakıp da dönmek var ya. İnsan buna alışamıyor. Şimdi de buradayız. Eğer burayı devirirsek... Allah göstermesin. Bugünden itibaren her an teyakkuz halinde bulunacağız. Öleceğiz ama bu tepeyi düşmana vermeyeceğiz. Çavuşum, teğmenim sizi çağırıyor. Oturun, oturun arkadaşlar. Mümkün olduğunca dinlenin. Nöbet listesine dikkat edin. Bugünler dinlenmek için son fırsatımız olacak. Arkadaş, tam çocuklara bir latife yapalım dedik. Çavuş yüreğimizden vurdu bizi. Neşet kurban, dağıt hele çocukların mektuplarını. Mektup mu? Bana bir paket incire mal oldu. Abime canım feda. Şimdi sana bir paket Alman cigarası bulurum. İncirin yerini tutmaz ama. Ha Kemal, sana da mektup var. Al. Ya Yahya Çavuş'un da mektubu vardı. Vermeyi unuttuk adama. Beşir kurban. Beşir. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya nereden çıktın öyle? Nöbet kurban. Doğru ya. Ödüm patladı ya. Bugün ölmezsem bir daha ölmem. Sen varken İngiliz'e gerek yok ki. Hadi iyi nöbetler. Sağ ol kurban.
Hep bizden acı bir haber beklerler. Bazen de ters olur. Kemal. Hayırdır evlat? Babam, nasıl desem, bir ayyaştı. İşsiz güçsüz bir ayyaş. Kendimi bildim bileli hiç çalışmadı. Onun yerine annem çalışırdı. Zavallı kadın. Hastalıklar beni büküldüğü halde babama içki parası yetiştirmeye çalışırdı. Babam parayı alır, son kuruşuna kadar içer, sarhoş olurdu. Sonra hıncını bizden çıkarırdı. Büyüyünce bizleri de çalıştırmaya başladı. 4 kardeştik. Fazla çocuk, fazla para derdi. En büyük ablam Ünzi ile güzel kızdı. Çoğu zaman evde yemek bulunmazdı. Ablam veremden öldü. Onun küçüğü Vedat'ı evlatlık olarak zengin bir aileye sattılar. Abim Şehsuvar'ın kafası çalışırdı. Annem onun okumasını istedi. Babam karşı çıktıysa da sonradan kabul etti. Kabul etti çünkü ben hamal olarak çalışmaya başladım. 13 yaşımdaydım. Bütün gün çalışır nafakamı çıkarırdım. Sonra eve geldiğimde elimdeki parayı alırdı. Abim bu yıl muallim mektebinin son sınıfında vekil öğretmenlik yapıyor. Anamı yanına aldı. İhtiyarla ikimiz evde kaldık. Sonunda bir gün iş yerinden çıkışta eve gitmedim. Şubeye gidip asker oldum. İşte benim hikayem de böyle. Hidayet abi, velhasıl babam vefat etmiş. İyi kötü babamızdı. Başın sağ olsun evlat. Allah rahmet eylesin. Ama unutma, senin hikayen burada bitmiyor. Esas şimdi başlıyor. Bu ne abi? Hani sen kıyıda matarayı tutmuştun ya bana doğru. İşte o matarayı bu kurşunda vurdum. Kovanından da bunu yaptım. Bana mı? Gerçekten mi? Dedem bakırcıydı. Bazen ona yardım etmek için ufak işlemeleri ben yapardım. Hasbinallahü ve ni'mel vekil. Abi okuyorum ama ne dediğini anlayamıyorum. Diyor ki, kulum üzülme, ben sana yeterim. O matarayı vurduğumda seni çok korkuttuysam hakkını helal et. Çok darda kaldığında bu sözü unutma. Allah kabul etsin. Çavuşum, senin mektubu unutmuşum. Kusura kalma. Mektup mu? Okumayacak mısın? Sonra okurum. Şimdi vakit, hasret giderme vakti değil. Emin misin? Evet. Şu taraftan mı? Ne oluyor? Ne olacak? Tatlı günler sona erdi. Savaş başlıyor. Geliyorlar mı? Ama daha alarm verilmedi. Bizim alarmımız Hidayet'tir, o hisseder. Balkanlarda tüm bölüyü pusudan o kurtardı. Hidayet ermiş gibidir kurban. Doğrudur vallahi. Hidayetse doğrudur. İskenderiye'deki alayları taşıyan gemiler gelmek üzereymiş. Hava keşiflerini sıklaştırdılar. Karargah çıkarmanın yeri konusunda endişeli. O yüzden ilk birkaç saat çok önemli. Ne pahasına olursa olsun düşman durdurulmak zorunda. Alarm durumundayız. Karaya asker çıkartılıncaya kadar yerimizi belli edecek her şey yasak. Asker burnunun ucunu bile göstermeyecek. Ordunun tüm sorumluluğu bizim üzerimizde. Gazamız mübarek olsun. Thank you.
kumandanım. Bu kayışını kısalt yoksa takılır düşersin. Emredersiniz kumandanım. Korkuyor musun asker? Hayır kumandanım. Aferin. Bizde korku olmaz. Biz eğer korkmazsak onlar korkacaktır. Ya düşman İstanbul'a girerse? Biz bostan korkulu muyuz? Gelsinler. Gelsinler de kozlarımızı paylaşalım. Durun bakalım karşımıza çıkabilecekler mi? Bu kalleşler anca uzaktan bomba atmayı bilir. Nasılsa gelecekler kurban. İstedikleri kadar bomba yağdırsınlar. İş burada bitecek. Emirleriniz kumandanım. Sen sol tarafa geç. Ben sağ tarafa alacağım. İrtibatımızı koparmayalım. Sonuna kadar direneceğiz. Kumandanım, sizinle birlikte görev yapmak bir şerefti. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Siz de helal edin. Helal olsun kumandanım. Dayanın! Toprak sizin hayatınızı koruyacak! Siperlere girin! Hepiniz sağ kalmaya bakın! Daha savaş başlamadı! Karaya çıktıklarında her birinize, her mermiye ihtiyacımız var! Cephaneleri o kadar bol ki bütün araziyi hallaç pamuğu gibi dövüyorlar. Demir, biraz su. Sağ ol çavuş. Durum nasıl? Kurmay binbaşı Mahmut Bey'in bulunduğu siperi obüs vurdu. Başımız sağ olsun. Komuta bende. Emirleriniz kumandanım. Sağ kalmaya çalışmak. Kıyıya çıktıklarında haklarından geleceğiz inşallah. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı binbaşımız. Ben diğer siperleri kontrol ediyorum. Herkes iyi mi? İyi mi? Sana söz veriyorum kumandanım. Burayı geçemeyecekler. Tek bir nefer kalana dek savaşacağız. Allah rahmet eylesin. Kumanda bende. Tüm askerlere bildirin. Baş üstüne kumandanım. Emredersiniz kumandanım. Emri duydunuz. Er geç kıyıya gelecekler. O zaman işlerini bitireceğiz. Kimse geri çekilmeyecek. Tut. Koşun. Yavaş. Thank you.
onlarla yüz yüze gelmem sağla. Onları def etmek için bana güç ver. Allah'ım onların canlarını alıncaya kadar yaşamama izin ver. Yarabbim intikamımı alacak kadar yaşat beni. Çavuşum, her şey tamam. Herkes senden haberdar. Sana bir şey olursa emir komuta bende. Ağzından yel alsın lo. Ne bekliyorsun? Kazıkla çakacağız. Osman! 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 Cennete gidiyorum, değil mi? Elbette Osman'ım, elbette. Sizi çok özleyeceğim. Merak etme. İşimiz biter bitmez. Biz de yanına geleceğiz. Geleceğiz Durban. Hep birlikte. Biz hiç ayrılmadık. Allah bundan sonra da ayrılmaz inşallah. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. İşte beklediğimiz an geldi. Sizler talihlisiniz. Çünkü savaşmak için sağ kaldınız. Şimdi intikam zamanı. Gerekirse hepimiz burada öleceğiz. Ama düşman da Süngü Savaşı'nın ne olduğunu öğrenecek. Sağ kalanlar diyecek ki, Çanakkale mi? O cehennemde bulundum. Evet, onların cehennemi. Ama bizim cennetimiz olacak. Şimdi ilk iş, hepiniz araziye dağılıp mevzi alın. Mermi yemeyeceğiniz bir yer bulun. Onları keklik gibi avlayacak bir yer olsun. Hadi herkes görev başına. Emredersiniz kumandanım. Beşir, gel kurban. Cephanemiz çok az. Biterse İngiliz misafirlerimizden biraz isteriz. Şimdi intikam zamanı. Ne kadar da kendilerinden emin geliyorlar. Gelsinler bakalım. İşaret vermeden kimse ateş etmesin. Thank you.
yavrum. Babamı yakalayıp gözlerini almışlar. Bebek, belek. Anam bak onun arka kapısından kaçmış. Oradan kanal atlayıp su boyunca yürümüş. Aynalı beşikte. Ta ki yanıp yağmalanmamış bir Türk köyü bulana kadar. Yol boyunca gördüğü asılmış, kazığa çakılmış Türkleri görünceye kadar. Büyüttüm, besledim. Nasıl? Burası Girit'e benzemiyor değil mi? Gelin. Gelin de Türkler nasıl dövüşülmüş ki? Gitti de gelmedi. Keskin nişancı, subayları koruyun. Yavrum, buna ne çare? Yandı ciğerimde yavrum, buna ne çare? Hiçbir şey yapamadan öylece ölmelerini seyrettim. Herkes gibi elinden geleni yaptın. Şu haline bak, şu askerlere bak. Hepimiz ölümü göze aldık. Bir insanın canından başka verecek daha değerli neyi olabilir ki? Kumandanım, sadece 66 er ve siz. 67 kişi. Onlarsa en az kim? Evet, çok kalabalıklar. Ama bizim kaç kişi olduğumuzu bilmiyorlar. Ne fark eder ki? Eninde sonunda anlayacak. Hidayet, amacımız bir zafer kazanmak değil. Sadece destek kuvvetlere vakit kazandırmak. Bunu en baştan beri biliyoruz. Şimdi dinlenin ve sabaha kadar destek kuvvetlerinin gelmesi için dua edin. Sadece kıyıya çıkabildik efendim. Askerlerim ellerinden geleni yaptılar efendim. Başarısızlık sözünü kabul etmiyorum efendim. Verdiğiniz haritalar yanlış. Top atışları belli ki hedeflerini bulamamış. Karşımızda dediğiniz gibi küçük bir bölük yok komutanım. Ölülerimizi bile toplayamıyoruz. Sabah arkadan sarma harekatını başlatacağız. Arz ederim. Amiraller. Hayatlarında siperlerde bulunmadan ahkam keserler. Temennim durum ne? Yaklaşık 1000 kişi kaldığını tahmin ediyoruz efendim. Askerlerimizin kalanını da çıkarmayı tamamladı. Askerler dinlensin temennim. Gece sakin geçecek. Türklerin de dinlenmeye ihtiyacı var. Kardeşlerim, cesurca savaşıp en önde şehit olan binbaşımız Mahmut Sabri Bey'in, teğmenimiz Hüseyin Bey ve diğer arkadaşlarımızın intikamını alma zamanıdır. Binbaşımızın dediğini unutmayın. Burası bize ya şanlı bir yer ya da mezar olacak. Ama vatan kurtulacak. Analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, namusumuz için. Kendi kanlarında boğun. Hücum! Unutmayın arkadaşlar, şehitler ölümsüzdür. Kazanız mübarek olsun. Dikkat! Hazır! Hücum!
Nasip olsa çıksam yine yaylaya, doya doya baksam suna boyluya, doya doya baksam suna boyluya. Senin için yalvarayım Mevla'ya, belki seni bana yazar ya. Belki seni o gün bana o küçücük alanda çok büyük bir savaş yaşanmıştı. Yahya Çavuş ve takımının binlerce kişilik İngiliz ordusunun karaya ayak basışını canları pahasına 48 saat geciktirmesi Çanakkale Savaşı için bir dönüm noktasıdır. O gün gerçekten bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir süvariyi, bir süvari bir orduyu kurtarmıştı. Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri. Şehadeti arzu ettiler, akşama kavuştular. Yüce dağ başında pınar gözüse, sürüden ayrılmış körpe kuzusa, sürüden ayrılmış körpe kuzusa, güzeller içinde yayla kızısan, belki seni bana yazar Yaradan, belki seni bana yazar Yaradan.